Evet, işlem sistemleri video serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Genel anlamında giriş yaptığımız birinci chapter, Sırrı Şahsın kitabıyla devam ediyoruz. Giriş çıkış yapısından bahsediyorduk. Sistem kolları, sistem çağrıları diye çevirebileceğimiz. Genel olarak işlem sistemlerinin temel terimlerinden bahsediyorduk. Mesela Direct Memory Access, doğrudan hafıza erişimi. Şimdi bunlar aslında detaylı konular, uzun uzun üzerinde konuşulabilecek konular ama şöyle giriş yapalım. Çok fazla bir anda ilk videolardan yüklenmek istemiyorum. Mesela Direct Memory Access basitçe ne işe yarar derseniz, bir IO device'ının, bir harici aygıtın, işte bilgisayarınıza taktığınız mesela bir ekran kartının doğrudan RAM'e, yani hafızaya erişmesini sağlayan bir yapı. Tabii bunun getirdiği avantajlar, dezavantajlar var. Mesela CPU işgal etmeden, CPU meşgul etmeden direkt hafızaya erişebiliyor olması, işte blok blok erişebiliyor olması gibi avantajlar sağlıyor. İşte işletim sistemleri mesela böyle bir ortam sunuyor şeylere, ne denir, harici aygıtlara ve o aygıtlar da doğrudan veriye erişip işlem yapabiliyorlar. Bilgisayarın işlem sisteminin aslında sorumluluğunda olan alanlara erişmesi mümkün olabiliyor. Gene saklamak, veri saklama, veri tutulması ile ilgili işlemlerimiz var. İşlem sistemlerinin uğraştığı işlerden. İşte random access mesela doğrudan veriye erişebilmesi ve volatile. Genelde bir hafızanın yapısı böyle. Yani volatile uçucu demek. Veri uçuyor. Bilgisayarınızı kapattığınızda, elektriğini kestiğinizde, işte laptopsa şarjını çıkarttığınızda bilginin kaybolması söz konusu. Ve doğrudan erişim. Random access ile kastettiğimiz aslında doğrudan erişim. Yani istediğimiz herhangi bir noktaya erişebiliyoruz. Rastgele istenen bir noktaya erişilmesi mümkün. Bir de sequential access var malum. O da veriye sıralı erişim. Yani teypler mesela, değil mi? İşte 10. dakikaya gelmeniz için 10. dakikaya kadar sarmanız lazım. Birden 10. dakikaya kadar sarılacak. Random access'te kastedilense 10. dakikaya doğrudan erişim. İlk 9 dakikaya erişmeden doğrudan 10. dakikaya erişebilirsiniz. Bir de non-volatile yapılar var. Non-volatile yapılarsa uçucu olmayan yapılar. Böyle özel RAM mimarilerimiz var. Donanımsal bir mimariden bahsediyoruz. Şimdiki SSD disklerini buna benzetebilirsiniz. Her ne kadar RAM kadar hızlı çalışmasa da RAM çok daha hızlı disklerden, SSD disklerden, solid state disklerden bahsediyorum. Veya flashlardan, Compact Flash veya SD gibi teknolojilerden düşünebilirsiniz. USB memory'leri düşünebilirsiniz. Bunlar aslında gene birer entegre devre olup non-volatile yapıda olanlar. Ama RAM'le kastettiğimiz yapı gene entegre devre olup, hafıza olup, bilgiyi tutmaya yönelik olup uçucu olmayan veriler. Manyetik disklerimiz var. Eskiden beri kadim dostlarımız, veriyi tuttuğumuz diskler. İşte bunların trackleri, sektörleri, silindirleri, blokları vesaire gibi bilgileri var. Bununla ilgili galiba veri tabanı dersinde detaylı bir şeyler anlatmıştık. Orada donanımı anlattığımız yer var. Disk kontrolü, diskin kafasının kontrol edilmesi, şu sektöre git, şu bloğa git, şu kadar dönsün gibi. Ve aslında cache'de ne ara bellek, ön bellek diye Türkçe'ye çevriliyor. Yani iki hafıza yapısı arasında kullanılan bellek. Oldukça hızlı ve hızlı olduğu için de oldukça maliyetli bir bellek. Dolayısıyla böyle sonsuz tutma imkanımız olmayan bir bellek. Kısıtlı bilgileri tutan ve o yavaş olan veriye erişmektense, yavaş olan ortama erişmektense bu hızlı ortamdan hızlıca cevabın verilmesine yönelik yapı. Yani şöyle anlatalım. Bakın burada Level 1 cache denilen yapı var veya Level 2 cache CPU'nun içini göremediğimiz için. Şimdi şöyle, register'lar CPU'nun içindeki hafıza ünitelerimiz. Bu aritmetik logic unit veya işte CPU'nun içindeki diğer donanımlar aslında register'lardaki verileri alıp kullanıyorlar. Cache, hafızaya erişmeden önce, main memory'ye erişmeden önce, bu işletim sistemleri dersi boyunca cache ile kastettiğimiz hafızayla işlemci CPU arasındaki cache olacak. Özel durumlarını belirtiriz. Hafızaya erişmeden önce tutulan ara bir bellek. Bu RAM'den çok daha hızlı çalışıyor ama RAM'e göre çok çok daha küçük bir alana sahip. Dolayısıyla biz CPU'da bir işlem yaptığımızda bu işlemi işte RAM'e yazıp RAM'den okumak yerine cache'e yazıp cache'den okuyoruz ve dolayısıyla RAM'deki o yavaşlığı ortadan kaldırmış oluyoruz. Ha, ne oluyor? Sonra başka bir işlem için cache'te bilgi bulamadığımız zaman bu sefer RAM'den cache'e yükleniyor, cache'ten CPU'ya yükleniyor. Veya cache'te herhangi bir şey değiştiği zaman ve onların artık cache'ten kaldırılıp yerine yer açılması, başka şeyler konulması gerektiği zaman da RAM'e yazılacak. İşlem sistemi dersinin konularından birisi. Cache'leri nasıl kontrol edileceği, cache algoritmalarımız var. İşte most recently used mesela, o algoritmaları göreceğiz teker teker. Dolayısıyla CPU, arada bir bellek ve sonra da hafızamız var. Daha yavaş çalışan, bakın gittikçe sistem yavaşlıyor ve maliyet düşüyor. Yani en altta mesela manyetik teypler var. En düşük maliyet, işte diyelim ki gigabaytı tutmanın maliyeti. Manyetik teypteki maliyet çok çok daha düşük diğerlerine nazaran.
Disklerimiz var. Main memory, burada elektronik diskte kastedilen SSD diskler, işte solid state disk gibi veya flash memory'leri kastediyoruz. Manyetik diskler tabi orada artık bir donanım var. Bir motor var. Motor döndürüyor diski ve belli bir alana erişiyoruz. Optik diskler, DVD, CD gibi diskler ve manyetik tape'lerimiz var. Giderek dediğim gibi maliyeti düştüğü, veri tutma maliyetinin düştüğü ama bununla birlikte yerin de azaldığı ortamlardan bahsediyoruz. Evet, caching'i kısaca anlatmış oldum. Yani ara bir bellek, o yavaş belleğe erişmek yerine, o daha ucuz ve yavaş olan belleğe erişmek yerine daha pahalı ve daha küçük bir pahalıyı niye vurguluyorum? Çünkü sonsuz olamıyor. Yani böyle gönül isterdi ki RAM'i atalım, tamamen cache ile çalışalım. RAM yerine cache çalışsın. Onu yapamadığımız için pahalı olduğunu söylüyorum. Çünkü çok çok hızlı RAM'e göre ve bunun da bir maliyeti var. Dolayısıyla bizim de bilgisayar bilimcileri olarak, bilgisayar mühendisleri olarak görevimiz aslında o cache'i en verimli şekilde kullanmak. RAM'i dolayısıyla RAM'e en az erişimi sağlamak, en fazla cache'den o veriyi alabilmek. Evet, yapılara baktığımızda gene mimari yapılara baktığımızda çok işlemcili multiprocessor yapılarımız var. Mesela birden fazla işlemci var. Bir board'un üstünde, tek bir board'un üstünde birden fazla işlemci olabilir. Veya birden fazla işlemci, birden fazla bilgisayar bir ağı dağıtılmış olabilir. Ağ üzerinden iletişim kuruyor olabilirler. Veya board'lar birbirine bağlanmış, cluster'lar oluşturulmuş olabilir. Burada değişik terimler var. İşte paralel sistemler kullanılıyor. Paralel programming denilen distributed operating system var. İşletim sisteminin dağıtık olarak çalışması. Birden fazla ortamı alıp tek bir ortam haline dönüştürülmesi. İşte burada amaçlarımız neler? Throughput'u arttırmak, yani verimliliği, çıktığı, daha iyi çıktı elde edebilmek. Ölçeklenebilirlik, işte siz mesela problem arttıkça yeni kutular ekleyerek sistemi büyütebiliyorsunuz. Mesela 100 tane bilgisayar var, 100 bilgisayarın 10'uyla yapılan bir iş. İşin altından kalkanız 11. bilgisayar eklemek, 15. bilgisayar eklemek daha kolay bir hale geliyor. Gidip daha büyük CPU'lar satın almak yerine küçük küçük olan o CPU'ların sayısını arttırmak çok daha kolay ve azaltmak da çok kolay. Çünkü aldığınız CPU'yu taktınız, dünyanın en iyi CPU'sunu aldınız, kullanıyorsunuz, işiniz bitti, çöpe mi atacaksınız veya onu satacak mısınız geri? Onun yerine işte 100 bilgisayarı tek bir bilgisayar gibi çalıştırıp işiniz bittiği zaman 10 tanesine geri dönüp diğer 90 tanesine başka iş çalıştırmak gibi işlere gidebiliyorsunuz. Reliability tabii, yine güven. Burada reliability kelimesi gene Türkçe'ye güvenli olarak çevriliyor ama güvenle kastettiğimiz sistemi olan bizim itimadımız, sistemi bizi yarı yolda bırakıp bırakmayacağı, çöküp çökmeyeceği anlamındaki reliability'den bahsediyoruz. Fault tolerance dediğimiz, gene hataya ne kadar tolerans gösterebildiği. Burada tabii multiprocessing ikiye ayrılıyor. Asimetrik ve simetrik olarak bahsedilebilir. Asimetrikle kastedilen işin asimetrik olarak bölünmesi, farklı bilgisayarlara farklı miktarlarda yüklenmesi ve dolayısıyla donanımın da farklı yapılarda olması, asimetrik olması veya her makineye eşit olarak bölünmesi. İşte grid computing gibi ve mesela bir CPU vektörünün bir makinenin üzerinde tutulması, işlerin bunlar üzerinde matris operasyonları gibi hareket edilmesi gibi şeylerden bahsedebiliriz. Ve çok karıştırmamak için kısa kısa geçmeye çalışıyorum. Peki, mesela burada bir modern bir bilgisayarın, günümüz bilgisayarları nasıl çalıştı? Von Neumann makinesinden bahsetmiştim. Von Neumann makinesi basitçe bir CPU, bir RAM, yani işlemci, hafıza ve aygıtlardan ibaret. Bunlarla iletişim kuran aygıtlar, işte neler olabilir? Monitör, klavye gibi aygıtlar. İşlemci, burada cache'i var. RAM'e giden bilgiler cache'de tutuluyor. Ve cache'i mümkün olduğunca iyi tutup RAM'e daha az gitmesini sağlamak istiyoruz. Direct Memory Access'te donanımlar doğrudan RAM'e erişebiliyorlar CPU üstünden dolaşmadan. Ama bunun dışındaki bütün işlemler CPU üzerinden gidiyorlar. İşte bir giriş çıkış beklentimiz olduğunda, bir şeyler yapılacağı zaman, ekrana bir şey basılacağı zaman vesaire CPU'dan bilgilerimiz akıyor. Burada hangi donanıma, hangi amaçla bilgi aktığı, işte verisi ve interrupt'ı akıtılıyor basın üzerinde, veri yolunun üzerinde. Evet, mesela bakın burada bir paylaştırılmış hafızadan bahsediyoruz. Simetrik processing'den. CPU'lar böyle dizilmişler aynı donanım üzerinde. RAM'i, hafızayı paylaşıyorlar. Ve özdeş özelliktedir. Hepsinin cache'i var. Tabi burada YUMA, NUMA gibi Non-Uniform Memory Access, Uniform Memory Access gibi değişik teknolojiler, cache'in paylaştırılması, Snoopy Cache gibi teknolojiler var. Ama dediğim gibi çok fazla işi ben dallandırıp laklandırmadan şöyle anlatayım olayı. Özdeş yapılarımız var, mimarilerimiz var. Bu mimariler ortak bir hafızayı alıp paylaşıyorlar. Her birinin kendi cache'leri olabilir. Bazı mimarilerde cache'in ortak kullanıldığını da görebilirsiniz. Ama sonuçta yükün CPU'lar üzerinde dağıtılması ve mümkün olduğunca
hızlı sonuca ulaşılabilmesi ki buna da load balancing, yük dengeleme, CPU'lar arasında yükün dengelenmesi işi deniliyor. Mesela burada core bu çekirdek kavramı var biliyorsunuz. CPU'ların içinde işte 8 çekirdekli, 4 çekirdekli, 16 çekirdekli falan gibi kavramlar dolaşıyor. Multi-core gibi çok çekirdekli sistemlerden bahsediliyor. Aslında tek bir CPU, bu CPU'nun içinde birden fazla çekirdek, birden fazla CPU gibi davranıyorlar çalışma mantığı olarak. Tabii bu core kavramı mesela GPU'larda, graphical processing unit'lerde daha farklı bir anlam taşıyor. Orada çok daha fazla sayılara çıkabiliyoruz. Ama bu biraz daha donanımla ilgili bir şey. Bizim işlemci sistemleri açısından olaya bakıyoruz. Bu videoları çekme amacımız. Onları donanım derslerinde ayrıca anlatırız. Ama işlemci sistemleri dersi açısından olaya baktığımızda işletim sisteminin de bu şeyler üzerinde, core'lar üzerinde yükü dağıtması gibi bir sorumluluk yüklenebilir. Bazı donanımlar bunu transparent olarak sunuyorlar, şeffaf olarak sunuyorlar, erişilebiliyor. Bazı donanımlar ise tek bir CPU gibi. CPU'nun kendisi, o sunulan yapı, kendisi o dağıtma işini, yük dengeleme işini kendisi otomatik yapıyor. Ama bizim işlem sistemler açısından bu kavramları biliyor olmamız lazım. Cluster dediğimiz yapılar var. Böyle görmüşsünüzdür belki resimlerin. İşte raflara bilgisayarlar dizilmiş. Bunların hepsi bağlanmış. Monitör klavyesi olmayan. Hatta çoğu sadece birer anakarttan ibaret. Onun üstünde CPU RAM'i olan. Ve birbirine bağlanmış. Değişik şekillerde bağlanabilirler. Bağlanmış bilgisayarlardan bahsediyoruz. Şimdi burada tabii Storage Area Network bir şeyimiz. Veri tutulması için kullanılan yapı. Storage Area Network. Değişik teknolojilerimiz gene burada var. Kullanım amacına göre donanımın tasarım şekillerindeki değişiklikten bahsediyoruz. Yani verinin işlemciler, bilgisayarlar arasında nasıl dağıtılacağından bahsediyoruz. High availability yani bilgiye erişimin her an mümkün olması, mümkün olan her zamanda veriye erişebilmemiz, hizmete erişebilmemiz, CPU'ya erişebilmemiz, çökmenin azalması, sistemin çalışabilmesi. Mesela şöyle düşünün daha güzel anlatabilmek için. Cluster'lar genelde özdeş makinelerin aynı ortamda yakın olarak birbirinde tutulması ve işlemin dağıtılması. Bir bilgisayarın yapamayacağı işi 10 bilgisayarın çok donanımın pahalı olduğu bir ortamda, çok yüksek maliyetler ödeneceği bir ortamda 10 tane bilgisayar alıp koyup yapabileceğimiz işler. Ama bunların da dağıtılması söz konusu. Hatta bunları mesela internet üzerinden, mesela şöyle düşünün, Google'ı düşünün, arama motoru değil mi? Türkiye'de aranan problemleri Türkiye'ye yakın bir cluster'da, bir data center'da, bir bilgi işlem merkezinde tuttuğunu, işte Amerika'ya yakın olanları, Amerika ile ilgili yapılan aramaları Amerika'ya yakın bir sunucuda tuttuğunu, bu şekilde veriyi dağıttığını düşünün. Ama gene verinin birbiri arasında geçişi söz konusu. Bir veri birden fazla yerde durabiliyor. Ve dolayısıyla birisi çöktüğü zaman diğerlerinden o veriye tekrar ulaşılabiliyor. Bu da bize daha fazla bu veriye erişilebilir olmasını, bu veriye bir şekilde bir problem yaşanması durumunda tekrar farklı şekillerde erişebilmemizi sağlıyor. Bu tabii high performance computing'de kastedilen de işlem gücümüzün dolayısıyla yüzlerce bilgisayarın bağlanarak belki binlerce bilgisayarın bağlanarak çok daha yüksek işlemlere çıkabiliyor olmamız. Normalde işlenmesi mesela diyelim ki örnek olması açısından işte bir banka şifresini kırmak istiyorsunuz. İşte orada bir güvenlik kripto derslerinde anlattık mesela. Diyelim RSA var. RSA algoritması kullanılmış. İşte diyelim ki 128 bit DES kullanılmış, başka IS kullanılmış, bir şifreleme algoritması kullanılmış. O şifreleme algoritmasını kırmanın bir zaman hesabı var. Denemeler yapacaksınız. Belli bir indirdiğiniz ihtimallerinizi, kripto analizisi yaptınız ve buraya saldıracaksınız. Saldırırken de belli bir süre almasını bekliyorsunuz. Çünkü her denemenin bir maliyeti var. İşte diyelim saniyenin onda birinde bir deneme yapıyorsunuz. 10 deneme bir saniye sürüyor. İşte milyarlarca, trilyonlarca deneme yapacaksınız. Bu da diyelim ki bir hafta sürüyor örnek. Demek ki siz o şifreyi bir haftada kırabiliyorsunuz veya bir yılda kırabiliyorsunuz. High performance'a girdiğinizde o bir yıllık kırılabilecek olan şifreyi binlerce bilgisayar paralel olarak deniyorlar. Her bir bilgisayar dolayısıyla o süreyi bir ayda deneyeceğine 1000 bilgisayar bunu işte binde birine indiriyor. O bir aylık süre 3000'e inmiş, daha da kısaya inmiş oluyor ve daha hızlı bir şekilde onu çözebiliyorsunuz. Burada mesela cluster system var. İşte bilgisayarlar birbirine bağlanmışlar. Her birinin kendi RAM'i var. Az önceki şeyden farklı olarak bakın orada nasıldı yapımız. Hafıza ortaktı. Bu hafıza tabii bir diske bağlı. Arkada bir disk olabilir. CPU var. CPU'lar var. Bununla birlikte bakın burada bilgisayarların hepsinin RAM'i kendisine özel. Hepsinin bu arada heterojen de olabilir. Birinde 16 GB, birinde 8 GB RAM de olabilir. Bir storage area network kullanılıyor. Disk paylaşılmış, veri paylaşılmış. Ve herkes veriye buradan erişiyor. Yani o görmüş olduğumuz seviyeler var ya, şurada hafıza erişim seviyeleri, işte CPU diyelim, register'e CPU diyelim, cache,
main memory, elektronik disk vesaire diye giden şu hiyerarşinin her bir aşamasında paylaşılma durum söz konusu olabilir. Birden fazla bir işlemcinin keşi paylaşması, keşleri ortak olan birden ayrı olan, her birinin kendine özgü keşi olan birden fazla işlemcinin main memory paylaşması. Keşi ve main memory'si her birisinin özgü olan bilgisayarların diski paylaşması şeklinde bu iş gidebilir. Hatta biliyorsunuz network'e bağlı artık disk üniteleri var. Network üzerinden sunabiliyor şeklinde. Multiprogrammingde kastedilense bu işte birden fazla bilgisayara işin bölünebilmesi. Yani biz programımızı yazarken daha programa bir işin nasıl dağıtılacağını, hangi mesela 10 tane bilgisayarımız var, 10 bilgisayardan hangisinin hangi işle ilgileneceği, nasıl çalışacağını söyleyebiliyoruz. Bu programcı seviyesinde yapılan bir iş. Dolayısıyla programcı doğrudan diyor ki mesela matris çarpacak, matrisi sütun bazında 10'a böl veya satır bazında 10'a böl veya şöyle kareler şeklinde, çapraz şeklinde 4'e böl, işte 16'ya böl ve bunların her bir parçasını dağıt. Bu performansı nasıl etkiler? Bunu o işi kodlayan kişinin, o işi yazan kişinin, yani bilgisayar bilimcisinin, yani bizlerin biliyor ve ona göre kodluyor olmamız gerekiyor. Ve burada tabii işlerin dağıtılması, onların tekrar toplanması ve yapılmasından bahsediyoruz. Gene multitasking denilen bir şey var. Multitasking bizim için genelde time sharing. Biliyorsunuz iki tane yaklaşım vardır birden fazla işin aynı anda yapılmasında. Birisi frequency sharing, yani elektronik devre tasarımı, elektronikçilerle konuşursanız frekans paylaşımı. İşte bir bant genişliğinde farklı frekanslardan veriyi göndererek aynı anda birden fazla verinin iletilmesi. Mesela şu anda radyo sinyalleri bize o şekilde geliyor değil mi? Bir tane radyo sinyali herkese gidiyor ama buna benzer binlerce farklı radyo sinyali farklı frekanslardan gidebiliyorlar. Dolayısıyla biz aynı anda istediğimiz frekansa çevirerek farklı kanalları dinleyebiliyoruz. Bu frekans paylaşımı. Zaman paylaşımı ne? Zaman paylaşımı da şöyle. Bir bilgi gideceği zaman, mesela şu an TCP/IP ile kullanılan değil mi? IP paketleri. Paketler anlık olarak bir sistemde bir tane paket geçtiğini düşünün. Bu paketlerden birisi geçiyor, sonra başka bir programın paketi, sonra başka bir programın paketi geçiyor ve dolayısıyla sistem anlık olarak bir tane pakete kendini adapte ediyor, onunla ilgili çalışıyor, onu gönderdikten sonra bir sonraki paketi gönderiyor. Bu iş o kadar hızlı yapılıyor ki herkes kendi paketlerini aldığı zaman onları açıp veriyi iletmiş oluyor. 10 tane adam 10 tane farklı adama tek bir sistem üzerinden çok hızlı paketlerini ileterek bu time sharing'i gerçekleştirebiliyor. Bizim multitasking'de birden fazla işin aynı anda yapılmasıyla kastettiğimiz bu. Bir tane CPU var ortada. Ama yüzlerce bilgisayarda programı aynı anda çalıştırabiliyoruz. İşte bir yandan internette geziyorsunuz, bir yandan video izliyorsunuz, bir yandan arkada müzik dinliyorsunuz filan. Bir anda bir sürü iş yapıyorsunuz. Bir tane CPU var. Bu CPU hangisini çalıştırıyor derseniz hepsini çalıştırıyor. Nasıl hepsini çalıştırıyor? İşte biraz onu çalıştırıyor, biraz onu çalıştırıyor, biraz onu çalıştırıyor. Dolayısıyla bakın mesela bilgisayarda bir tane işlem gelip CPU kilitlerse diğer bütün işlemler kilitlenir. Tamam? Yani öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. 10 tane program çalıştırıyorum, biri kilitlenince biri kilitlensin, diğerleri kilitlenmesin. Normalde teorik olarak baktığımızda CPU kilitlendiyse her şey kilitlenir. Tamam? Ama biz ne yapıyoruz? İşlerim sistemi tasarımında bizim dertlerimizden birisi bir program kilitlendiğinde sadece o kilitlensin, diğer 9'u çalışmaya devam etsin değil mi? Bunu isteriz. İşte işlerim sistemi tasarımındaki problemlerimizden birisi de bunu sağlayabilmek. Aynı anda onlarca programı çalıştırıp biri bozulduğunda sadece onun bozulması, diğerlerinin ayakta kalmasını sağlayabilmek. Gene ne kadar mesela interaktif programlar çalışıyor, kullanıcıyla iletişime girmesi gereken önemli programlara öncelik verip onların daha az takılmasını, daha fazla kaynağa erişmesini sağlamak. Bununla birlikte arka planda mesela bir 5 proses çalışıyor, yedek alınıyor diyelim. Bunun daha az önceliğe sahip olup daha az kaynak tüketmesini sağlamak gibi amaçlarımız var. İşte buna multitasking deniliyor. İşlerin sistemlerinde CPU'yu kimin ne zaman kullanacağını dağıtmak önemli problemlerimizden birisi. Bununla uğraşacağız. Burada işte scheduling algoritmalarımız var. CPU'yu nasıl takvimleyeceğimiz, hangi işlemin CPU'da ne zaman çalışacağı. İşte bir işi çalıştırırken bırakıp başka bir işe geçmesinin maliyeti var. Swapping dediğimiz. Hafızanın dolması. Mesela diyelim 8 GB hafızamız var. 8 GB'tan büyük program çalıştıramaz mıyız? Çalıştırabiliriz. İşte onun için virtual memory dediğimiz şeylerden bahsedeceğiz. Diskin bir kısmını RAM olarak kullanmak gibi şeylerden bahsedeceğiz. Bunları detaylıca anlatacağız. Bu giriş videoları olduğu için ilk birinci chapter, ikinci videoyu çekiyoruz ama hala birinci chapter'dayız. Giriş anlamında anlatıyoruz. Mesela bakın RAM'in birden fazla iş arasında bölünmesi. Normalde ilk bilgisayarlarımız, işte ben ilk bilgisayarlarla haşır neşir olmaya başladım 80'li yıllarda. Bir bilgisayar bir tane program çalıştırabiliyordu. Bütün kaynak ona ayrılıyordu. O program çalışıyordu. İkinci programı çalıştırmak istiyorsanız o programı kaldırıyordunuz. Sistemi kapatıp açıyordunuz işte nasıl kaldırırsanız. Sonra bütün sistemi bir ikinci programa yüklüyordunuz.
Şimdi ise bu işler değişti. Aynı anda bir sürü program çalışabiliyor. Birisi hafızadan kaldırılıp diğeri yüklenilebiliyor gibi. Burada gördüğünüz üzere işletim sisteminin kendisinin bir hafıza ihtiyacı var. Ona biraz hafıza ayırıyoruz. RAM'in bir kısmı işletim sistemine gider. Onun dışında da diğer programlarımızı çalıştırıyoruz. Burada mesela özdeş olmamasına anlaşılacağı üzere segmentation var. Ama detaylıca anlatacağız. Evet, exception'larımız olabilir. Trap, exception'ları alabilmek için trap'lerimiz var. Interrupt'ların beklenmedik bir şekilde. Mesela divide by zero, sıfıra bölme hatası aldık. Bir kod yazdık, kernel kolu, system kol yazdık. İçinde böyle bir hata yazdık diyelim ki. Bunun yakalanması trap'le, yani kernel'ın da kendi kendini kurtarabilmesinden bahsediyoruz. Mesela dual mode var. İşte kernel mode ve user mode. Yani bir işletim sisteminin çalışırken gelen ihtiyaçların, gelen taleplerin nereden geldiğini tam olarak anlayabilmesi önemli özelliklerden birisi. Sizden o işi yapılmasını kernel mi istiyor, işletim sistemini kendisi mi istiyor, yoksa kullanıcı mı istiyor? Buna göre farklı davranmamız söz konusu. İşte burada mod bitimiz var. Mod bitinin kernel veya bit dediğimiz 1-0 olabilen bir değer. İşte 1 ise örnek olması açısından kernel, 0 ise user mod şeklinde ayarlıyorsunuz onu. Ona göre de modunu biliyor, ona göre öncelik veriyor veya ona göre hata tolerans ihtimallerini veya saldırı ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Mesela burada bakın bir çalışma var. Burada gördüğünüz yukarıdaki kapı, yukarıdaki yapı user process, kullanıcı şeyleri, işleri, kullanıcının vermiş olduğu işlemler. Aşağıda ise kernel var. Yani işletim sisteminin kendi çalışma şekli. Bakın burada mesela kullanıcı bir şeyler çalıştırıyor. Birden system call çağrılıyor. İşletim sisteminden bir şey çağrılıyor. İşletim sisteminin kernel'ından, çekirdeğinden bir iş yapılması isteniyor. İşte neyse, işletim sistemin kernel ile ilgili bir iş yapılacak. Bu system call çağrılıyor. Kernel moduna geçiyor, kernel çalıştırıyor ve bu iş bittikten sonra tekrar system call'un yapıldığı yere geri dönüyor. Aynı bir fonksiyonu çağırır gibi, bir fonksiyonu başka bir fonksiyonu çağırması gibi programlama dillerinde kullandığımız. Fakat farkı ne? Bu sefer kernel'dan bir fonksiyon çağırıyoruz. O çağrılan fonksiyonun da özel olarak çalıştırılması gerekiyor kernel için. Evet, bunlardan gene daha detaylı bahsederiz. İşte passive entity, active entity, çalışan yapının pasif olması, aktif olması, onunla ilgili işlemlerin devam ediyor olması, arkada bekletiliyor olması, program counter, programın neresinde kaldığını işlem sistemi takip etmesi gerekiyor. Çünkü hafızadan hatta yeri geliyor veya CPU'dan o programı kaldıracak. Kaldırdıktan sonra tekrar yüklediğinde aynı yerden devam edebilmesi gerekiyor. İşte multi-threaded yapımız var. Multi-process ayrı bir şey, işlemler ayrı bir şey, threadler ayrı bir şey. Onunla ilgili daha detaylı anlatacağız. Multi-threaded, pthread kütüphanesi üzerinden mesela C'de çok meşhurdur. Veya Java'nın kendisi multi-threaded bir yapı. Onlardan bahsetmeye çalışacağız. Process management, işlemlerin nasıl yönetileceği, işte kullanıcı seviyesinde proses yapılması, üretilmesi veya silinmesi, bir prosesin bekleme durumuna geçmesi ve o durumdan tekrar geri getirilmesi, bunların senkronize edilmesi, critical section'lar olacak, bazı noktalar o kadar önemli olacak ki o noktaya mesela diyelim ki bir tane değişken var, o değişkeni biri arttırıyor, biri azaltıyor. Şimdi bu arttırma ve azaltmayı doğru sırayla yapmazsanız beklediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. İki kişi arttırırken veriyi birinin arttırdığını diğeri de görmüş olabilir. Mesela arttır ve oku gibi bir işlem düşünün. Bir arttırdı, okudu. Diğer arttırdı, okudu. Herkes kendi arttırdı, diğeri okudu. Ama arttırdı, arttırdı, okudu, okudu şeklinde olursa aslında kendi arttırdığını değil, iki kişinin birden arttırmış olduğu değeri okuyacak. Dolayısıyla bu işlerin doğru sırayla yapılması gibi problemlerimiz var. Deadlock var, proseslerin birbirini kilitlemesi. İşte birisi iş yapmak için ötekini bekliyor, o da iş yapmak için bunu bekliyor. Dolayısıyla birbirlerini bekleyip sonsuza kadar mutlu mesut kalıyorlar. Böyle problemlerimiz var. Deadlocklardan bahsedeceğiz. Nasıl çözüleceğinden bahsedeceğiz. Nasıl engelleneceğinden bahsedeceğiz daha doğrusu. Avoiding deadlock mekanizmalarından bahsedeceğiz. Hafıza yönetimi, hafızanın verimli kullanılması, işte işlemler arasında hafızanın doğru dağıtılması, hangi işlemin hangi hafızayı kullandığı, başka yerlere erişmesin proses. Çünkü başkasının bilgilerine erişmesi güvenlik ihlalidir gibi problemlerimiz olacak. Bunlardan bahsedeceğiz. Diskin kullanılması, bir file sisteminin ne olduğundan bahsedeceğiz. İşte FAT denilen, NTFS denilen, X2FS, X3FS denilen yapılar var. Format diyorsunuz ya hani diski. Niye format diyorsunuz? Formatlamadan diske veri yazılmıyor mu? Alıp takıp çalıştıralım. Onların hepsinin bir formatı var. O formatlar ne demektir? O partitionlar nelerdir? Bunlar nasıl kullanılır? Dosyalar diskte nasıl durur? Nasıl okunur? Nasıl silinir? Silininde ne olur? Bir diskteki veri nasıl geri getirilir? Gibi soruları anlatmaya, cevaplamaya çalışacağız. Derslerimizin, konularımızın içinde bunlar var. Evet, işletim sisteminde yapılan kavramlar, işte reader-writer lockları, bunların nasıl yapılacağı,
detaylıca anlatacağız. Şöyle bakayım. İlk ders için söylenmesi gereken ne kadar önemli bilgi var. Bunlardan kabaca bahsettik. Giriş çıkış tabi. Gene işletim sisteminin bağlı olan bilgilerinin, bağlı olan aygıtların nasıl kontrol edileceği, onların kaynak erişim ihtiyaçları, onlarla ilgili sıkıntıların cevaplanması, bunların sürücüleri, firmware'ler, bunların nasıl tutulduğu, nasıl kullanılacağı ve güvenlik, sistemin korunması, kullanıcı seviyesinde, kullanıcı grupları, Linux işletim sistemi bu anlamda önemli. Ders boyunca Linux işletim sistemi üzerinden kodlama, C kodu ve işte kernel kodlama, procfs gibi uygulamaları da yapmaya çalışacağım. Çünkü bu iş sadece teorik bir iş değil, uygulaması da var. Onlardan da bahsedeceğiz. Distributed Computing, yani local area, wide area ve metropolitan area üzerinde dağıtılması işlerin, az önce bahsettiğim gibi mesela Google örneğinde olduğu gibi sunucuların internete dağıtılmış olması ve işlerin, problemlerin dağıtık çalışıyor olması, distributed veya bir local area network'te işte bir rafa bilgisayarların dizilip bunların tek bir bilgisayar gibi çalışması probleminden bahsedeceğiz. Mesela özel amaçlı yazılmış işlem sistemler, real-time operating systems'lar. Anında cevap vermesi lazım. Robot kullanıyorsunuz. Robotun işte mesela bir şeyi, kutuyu alacak. İşte kol hareketi, parmak hareketleri, sıkıştırma, bunların hepsinin zamanlaması çok önemli. Önce sıkıştırıp sonra indirirse kolu onu alamaz. Önce indirip sonra sıkıştırıp kaldırıp bir daha sıkıştırırsa alamaz filan. Bunların saniyesi saniyesi işte zamanlaması diyelim. Saniye belki çok uzun bir zaman bile belki de. Bunların mesela o doğru çalışması real-time operating system'ların problemlerinden birisi. Veya işte personal digital assistants'lar değil mi? Şimdi kullandığımız cep telefonları üzerinde de işletim sistemleri var. Tabletler üzerinde de işletim sistemleri var. Akıllı telefonlar üzerinde. İşte benzin pompası üzerinde de, uydu üzerinde de işletim sistemlerinden bahsedebilirsiniz. Bir helikopter üzerinde işletim sistemi var. Bunların nasıl kullanılacağından giriş anlamında. Tabii bunların hepsi çok detaylı kavramlar. Yani real-time operating systems başlı başına bir ders. Hatta onun altında bir sürü dersler tanımlanabilir. Veya işte bir akıllı cihazlar üzerinde nasıl işletim sistemi yazılacağını belki oturulup aylar, yıllar boyunca anlatılabilir. Biz tabii giriş bahiyetinde bahsedeceğiz. Çünkü bu ders, işletim sistemleri dersi, işletim sistemlerine giriş dersi aslında lisans seviyesinde verilen bir ders bilgisayar bilimlerinde. Biz de giriş yapmaya çalışıyoruz. Evet, çalışma ortamımız, işte çok önemli bir şeylerimiz yok burada. Şöyle hızlıca geçeyim. Sunucu, yani client-server mekanizması, sunucu istemci yapısı, clientların olduğu ve bir sunucu üzerine bağlanarak çalıştıkları yapılar. Eskiden terminal kavramı olması, bütün yapının buna benzer, clientların tamamen aptal olması, hiçbir RAM'inin olmaması, sadece VM'in monitörden ibaret olması, sonradan bunların da CPU ve RAM sahibi olarak işlem yapabiliyor olması ve dolayısıyla client'te yapılan işlem ve sunucuda yapılan işlemin senkronize edilip veri transferlerinin yapılması veya günümüzde artık peer-to-peer yapıların devreye girmiş olması, işte herkesin ortak bir yapı olması, server'ın tamamen kalkmış olması, işte dosya paylaşma ortamlarında bunu görüyoruz veya bir file server üzerinde veya bir işlem sunucusu üzerinde, dosya sunucusu üzerinde client'ların isteklerinin atılabiliyor olması. Tabii bunlar çok daha ileri konuların temellerini oluşturacak. Concurrency kavramı, yani birlikte çalışma kavramı veya bu client-server kavramını nerede göreceksiniz? Gideceksiniz belki bir işletmede çalışırken, programlama yazarken işte diyeceksiniz ki bak XML üzerinden şuraya veri gönderiyoruz. Orada bir web service çalışıyor diyeceksiniz. O web service buradaki client-server mimarisine benzer bir yapı olacak. Ve burada öğrendiğiniz bilgi orada işinize yarıyor olacak. Yani işletim sistemleri dersini sadece işletim sistemi tasarımı ve işletim sistemi yazmak gibi düşünmeyin. İşletim sistemleri dersi aynı zamanda bu kavramları öğrendiğimiz, bu dünyaya giriş yaptığımız bir ders ve çok yerde çok farklı uygulamaları var. İşletim sistemleri dersi sadece işletim sistemi dersi değildir. Bilgisayar bilimlerine için önemli bir derstir. Bilgisayar bilimlerinde çok farklı alanlarda kullanılan çok farklı konuyu bu derste öğrenirsiniz. Evet, peer-to-peer'den bahsettik. İşte Napster, Junitella, BitTorrent gibi yapılar şu an peer-to-peer çalışıyor. Sunucuları yok. Yani hibrit yapılar da var tabii. Sunucusu olup BitTorrent dosyasını indirdiğiniz ve ondan sonra peer'lere bağlandığınız veya tamamen pure saf peer-to-peer çalışan yapılarımız da var. İşte web-based computing var. Web üzerinden verilerin çalıştırılması, web'e atılması, web sunucusunun mesela yükünün dağıtılması, dengelenmesi, birden fazla web sunucu üzerine dağıtılması. Şimdi adam sunucuya saldırı yapıyor. Web sunucusunu kilitlediği zaman web sitesi çalışmıyor. Ben 10 tane web sunucusu kurarsam ve bunun üzerinde dağıtım yaparsam o zaman adamı 10 yere saldırması, 100 tane kurarsam 100 yere saldırması. Giderek işleri değiştiren yapılarımız var. Open source, açık kaynaktan biraz bahsedeceğiz. Ders kapsamında dediğim gibi Linux distrosu kullanmaya çalışacağım. Linux üzerine System Call, Procfs,
kernel hacking, kernel trickler, kernel hackinglerden bahsedeceğiz. Kernel hacking how-to'nun üzerinden geçeriz kodlama olarak. Bunlardan bahsedeceğiz. Yani bunlardan ben bahsediyorum ama bunlar aslında işletim sistemleri dersinde dünyadaki diğer üniversitelerde veya Türkiye'deki üniversitelerde en çok anlatılan, en çok kullanılan uygulamalar olduğu için bahsediyorum. İşletim sistemlerinin doğru anlaşılabilmesi için ve bu konuda bir şey oturabilmesi için, kavramın oturabilmesi için kod yazmak, uygulama yazmak önemli bir rol oynar. Sadece böyle teorik olarak slaytlarda anlatılması olarak düşünmeyin. Bunu bir de uygulama kısmında, uygulama videolarında çekeceğiz. Oralarda da teker teker kodlarız. İşte bir işletim sisteminin kernel'ına system call nasıl yazılır, nerelere neler yapılır, boot nasıl edilir. Belki bir virtual machine üzerinden kullanmak daha mantıklı olabilir. Kendi işletim sistemini feda etmeden. Dolayısıyla böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Evet, dolayısıyla birinci chapter'ın sonuna geldik. İkinci chapter'la bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bu genel bir giriş videosuydu. Böyle biraz atlaya atlaya konulardan biraz dokundura dokundura geçtik. Bunların hepsini detaylı anlatacağımız videolarımız gelecek. Giriş yaptık. Sadece kavramları, terimleri şöyle hızlıca bir üstünden geçtik. Umarım bu işi bilen ve bu işletim sistemleri dersini izleyen arkadaşlar sıkılmamıştır. Hiç bilmeyen arkadaşlar için de umarım çok hızlı geçmemiştir. İkisinin dengesini tutmaya çalışıyorum. Ama gene de sorular olursa onlarla ilgili özel videolarda çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar.